Değerli izleyiciler, programın ikinci bölümünde Sayın Burhanettin Uysal bizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, Türkiye yine her sene olduğu gibi, her yıl olduğu gibi müfredatı tartışıyor. Gerçi müfredat doğrudan doğruya sinirinizde olan bir şey değil ama Milli Eğitim Komisyonu'nun da Türk eğitim hayatında ciddi bir önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve müfredata tartışılan meselelerin başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıklıkla gündeme getirdiği, toplumun önemli bir kesiminin de üzerinde hassasiyet durduğu mesela Atatürk mevzu var. İşte Sayın Bay az önce bir takım kitaplar getirdi. Bu ülkenin kurucu değerlerinin müfredatta yeterince vurgulanmadığını, hatta bir miktar küçümsendiğini, kitapların başına Atatürk fotoğrafı basılmakla beraber Atatürk'ün bu ülkenin kurulmasındaki emeklerinin, vizyonunun yeterince anlatılmadığını, hatta Çanakkale savaşlarının bile çok sıradan bir şeymiş, bir üzerinden geçildiğini ve bu savaşta Atatürk'ün oynamış olduğu önemli rolün vurgulanmadığını ilk etapta söyledi eleştiriler. Bu eleştirilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii onların hiçbirine katılmak mümkün değil. Atatürk sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek elinde olan bir lider, bir kurtarıcı, bir bani değil. AK Parti iktidarının Mustafa Kemal Atatürk'le hiçbir sorunu yoktur. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet'in kurucusudur. Ve biz bütün konuşmalarımızda Atatürk'ü küçümsemek haşa bir tarafa dursun, onu yüceltmek ve onun hakkını vermek için mücadele veriyoruz. Bu AK Parti'de bugün siyaset yapan şahsım da dahil olmak üzere Atatürk'ün kurmuş olduğu okullarda eğitim alan, yıllarca bu ülkeye onurla, gururla hizmet eden kişileriz. Eğitim camiasında bir üniversitenin iki dönem rektörlüğünü yapmış ve Atatürk'ü ve tüm Türk büyüklerini hep hayırla yad etmişizdir. Ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimize de ülkemize sahip çıkmak adına ilk önce büyüklerimize sahip çıkmak olduğunu anlatmışızdır. İki dönem rektörlük yaptım ve Karabük Üniversitesi'nin girişinde Atatürk'ün bir sözü vardır. Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır. Her zaman için Atatürk'ü ve Türk büyüklerini biz kendimize rehber edinmişiz. Böyle bir ortamda Atatürk'ü küçümsemek gibi bir ifadeyi asla kabul etmiyoruz. Küçümsemek demiyorlar da diyorlar ki tarihimizdeki önemini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yeni neslin Atatürk'ü öğrenmesini istemiyorlar. Ya ama bunun somut bir delil göstermeleri lazım. Eğer müfredat diyorlarsa müfredatta kesinlikle bir oynama, Atatürk'ü daha az ifade etme, Atatürk'ü yok sayma yönünde bir gayret olmamıştır. Bunların tabii somut olarak ifade edilmesi gerekiyor. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Atatürk'le bizim bir sorunumuz yok. Atatürk sadece bir siyasi partiye de ait değildir. Tabii ki değil. Ben Cumhuriyet'in okullarında okumuş biri olarak, ben Atatürk'e, Cumhuriyet'e nasıl karşı gelebilirim? Bunun karşılığı ihanet olmaz mı? Olur. Ben ihanet edemeyeceğim gibi hiçbir AK Partilinin kafasında da Cumhuriyet'e ve Atatürk'e ihanet diye bir şey yoktur. Tam tersine, eğer Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü, daha kudretli bir hale getiriyorsak, o zaman Atatürk'ün yolundan gidiyoruz demektir. AK Parti iktidarı döneminde de özellikle milli eğitim politikalarımızda yapmış olduğumuz yatırımlar Atatürk'ün yolunda gittiğimizin de en büyük göstergesidir. Yani bazı şeyleri lafla ifade etmek, lafla Atatürkçü olmak çok kolaydır. Atatürk'ün en büyük bize hedef gösterdiği yer nedir? Muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktır. AK Parti bunun için uğraşmıyor mu? Zengin bir Türkiye oluşturmak için, sosyal adaletin olduğu bir ülke, güçlü bir gençlik oluşturmadan muasır medeniyeti nasıl yakalayacağız?
bizi eleştirirken şöyle demeleri lazımdı. Atatürk'ün bize yol göstermesi var. Muasır medeniyeti yakalamamız gerekiyor. Ama AK Parti iktidarı olarak sizin eğitim yatırımlarınızı veya politikalarınızı beğenmiyoruz. Ama biz bunları da sayısal olarak söyleyebiliriz. 15 yıllık süreç içerisinde 275 bin derslik yapmak öyle kolay bir şey değil. Bugün 900 bin öğretmenimiz var. Bunun 561 binini AK Parti iktidarı atıyorsa ve bütün... Ama orada emekli olanlar da var. Hayır, emekli olanlar var ama 561 bin öğretmen ataması yapmışız. Yani öğretmen sayısı 561 bin arttı mı toplamda? Bizim atama yapmış olduğumuz. O ayrı. Tamam, bizim yapmış olduğumuz. Yani bugün itibarla 900 bin öğretmen var. Peki siz iktidara geldiğinizde kaç öğretmen vardı? Çıkarırsanız bir şeyden yani 400 bin civarında oluyor yani. Yani, yani öğretmen Cumhuriyet sayısını ikiye katladınız. Evet, Cumhuriyet tarihinde atanan tüm öğretmenlerin %50'sinden fazlasını AK Parti iktidarı atamıştır. Ha. Şimdi gençliği yetiştirmek için o kadar mücadele veriyoruz ki bizim ülke olarak petrolümüz yok, doğal zenginliğimiz yok. Bizim tek bir sermayemiz var, gençlik. Biz bir medeniyet projesinden bahsediyoruz. Cumhuriyet güçlü olsun diyoruz. Oyun kuran bir ülke olsun diyoruz. Başka ülkelere avuç açan bir cumhuriyet olamaz diyoruz. Onurlu, gururlu bir ülke olsun. Biz bunun mücadelesini verirken, bizle burada birlikte saf tutmaları gerekirken, eğer Atatürk üzerinden politika yapılacak olursa, bu ülkeye haksızlık olur. Daha doğrusu körlerin dövüşü olur diye düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve toplumun önemli bir kesiminin bu konudaki sıkıntısının temelinde şu var. Bazı kişilerin Atatürk'e yönelik saldırılarının bu dönemde biraz artmış olması işte kimileri simgesel meczupların yaptığı şeyler ama kimileri daha kurumsal. Atatürk'e yönelik çok fazla eleştiri ötesi hakaretler olmaya başlayınca bu dönemde partinize ihale ediliyor bunun sebebi, gerekçesi. Belki de o yüzden. Ben başka bir noktaya gelmek istiyorum. Kitapları gösterdi. Mesela 11. sınıf kitabında mesela Çanakkale Türk tarihinin en önemli zaferinden bir tanesi. Yani 1. Dünya Savaşı sırasında herhalde İngilizlere karşı elde edilmiş, bütün cephelerde elde edilmiş en büyük muvaffakiyetlerden bir tanesi. Hakikaten şu kadar bahsedilmiş. Ya bu garip değil mi? Çanakkale çünkü hani Atatürk'e karşı da olsanız, Atatürk'ten yana da olsanız, ne olursanız olun Çanakkale'nin hele hele Osmanlı'ya da değer veriyorsun. Osmanlı'nın son büyük zaferi, Osmanlı'nın uzun bir dönemden sonra elde ettiği ilk zafer şu kadar geçiyor kitapta. Fatih Bey, şimdi Çanakkale zaferinin 102. yılını kutlarken Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar emek gösterdiğini, evet, buna rağmen bütün bakanlarımızın, bütün siyasetçilerimizin tarihimize nasıl sahip çıktığımızı, yani Çanakkale'yi de bizim böyle yine o kelimeyi kullanacağım küçümseme veya unutturma gibi şey öyle bir politika olması asla böyle bir şey demiyorum. Mümkün değildir. Tabii bu şeyleri... Sayın Usta, demek istediğim şu, yani sizin partinizin Çanakkale'ye vermiş olduğu önemi, oraya yaptığı yatırımları, kurduğu müzeleri, şunları hepimiz biliyoruz. Evet. Sadece oradaki acayiplik şu, şimdi müfredat böyle olunca acaba müfredat sizin de mi kontrolünüz dışında başka birileri tarafından mı yönlendiriliyor diye düşünüyorsunuz? Biz AK Parti iktidarı olarak bilimselliğe inanan biriyiz. Bu müfredatı hazırlarken, müfredatı hazırlayan komisyonların %40'ı akademisyenlerden, %60'ı da bu dersi verecek öğretmenlerden. Yani o tarih dersini hazırlayan kişiler, bu dersi veren arkadaşlar. Bunlar bir araya gelip 1700 tane uzmanın bir araya gelerek hazırlamış olduğu bir programdır. Siyaseten şimdi biz bunu bu kadarla hangi sınıfta, 11. sınıfta dediniz ama bunu bir başka yerde daha farklı bir şekilde anlatılmıştır. Tam olaya vakıf değilim ama olayın özünü biliyorum. Tekerrürleri ortadan kaldırılmıştır. Bizim Çanakkale'yi anlatmaktan başka bir derdimiz yok. Çanakkale'yi savunmaktan başka bir derdimiz yok. Eğer Çanakkale'yi unutacak olursak Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası diye bir şey olmaz ki. Çanakkale bu ülkenin ortak paydası.
Keşke yani ama bir taraftan da bilimselliğe inanıyoruz. Uzmanlara güvenmezsek, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenlerine, akademisyenlerine güvenmezsek o zaman başarıyı nasıl yakalayacağız? Şimdi tabii o 11. sınıfı diyor. Bunu tekrar kontrol edebiliriz. Burada bir hata varsa bu hataya biz kabullenmemiz mümkün değil. Biz de gittiğimiz zaman bu Çanakkale Savaşı çok az ifade edilmiş. Burada öğrencilerin kazanımları yeterli olmadığı söyleniyor diye sizlerin itirazını biz birkaç katına çıkararak biz de itiraz ederiz. Yani Çanakkale'yi unutturmak, kitaplardan çıkarmak falan mümkün değil. Biz Çanakkale'yi kutladığımız gibi Kut'ül Emara'yı bile katma gayreti içeriyiz. Aynı dönemlerde evet, olan bu ülkenin zaferlerini unutmak, unutturmak mümkün mü? Biz bütün gücümüzü buralardan alıyoruz. Bunları elbette ki kitaplara taşımamız gerekiyor. Ama dediğim gibi siyaseten bunlar emir komuta zinciri içerisinde yapılan bir şey değil. Aynı zamanda AK Parti bilimselliği de ön planda tutuyor. Yani bunu bu kadar yazacaksınız, bunu bu kadar yazacaksınız. Burada bir despotik sistem yok. Milli Eğitim'de Talim Terbiye Kurulu'nun oluşturmuş olduğu uzmanlar var. Öğrenciye vermek istediklerimiz, öğrencinin kazanımları, bunların çok fazla vaktini almadan, zaman israfı olmadan ne kadarla anlatılması gerekiyorsa bunu akademisyenlerimiz ve uzmanlarımız bunu belirliyor. Yani bunun onlarca sayfa olması da benim çok fazla bir anlam ifade edeceğini bilmiyorum. Oradan öğrencinin alması gereken kazanımlar neyse uzmanlar belirlemiş bu kadar diyorsa bunun karşılığı budur. Yani sadece abi eksik varsa kesinlikle düzeltilir. Orada şehitlerimizin kanını unutturmak mümkün değildir. Onun için herkes müsterih olsun. Yani Çanakkale'ye birileri unutturtmaya kalksa da bunu unutturmayacak, unutturtmayacak olan kişi bizleriz. Peki Burhanettin Bey, şimdi bir başka tartışılan mesele, bu daha çok bilim şeylerinde tartışılıyor ama ideolojik boyutu da olduğu için bir miktar başka alanlara da yansıyor iş. Evrim teorisi. Evrim teorisi pek çok ülkede tartışılan bir şey. Şu açıdan tartışılan bir şey. İnançlarla çeliştiği varsayıldığı için işte Amerika'da tartışılıyor, İngiltere'de tartışılıyor, Fransa'da tartışılıyor. Dindar çevrelerle daha az dindar çevreler veya dini öncelemeyen çevreler arasında bir evrim teorisi tartışması her yerde gidiyor. Ama genel olarak bu müfredatlara ya da eğitim içerisinde çok yansımıyor. Evrim teorisi bir şekliyle öğretiliyor. Şuna bakıyorum, programdan önce şöyle bir inceledim. İran'daki müfredatta bile evrim teorisinden bahsediliyor. Evet. Ancak Türkiye'de evrim teorisinin müfredattan çıkarıldığını hepimiz biliyoruz. Uzun süredir konuşuyoruz. İsim olarak çıkarıldı. Evet. İçerik olarak duruyor, evet. İsim olarak çıkarıldı. Bu ne anlama geliyor? Yani, yani iki kere iki dört eder ama matematik öğretmeyeceğiz gibi bir, bunda da matematik değil gibi bir şey oluyor bu. Niye böyle bir hassasiyet var ve ne amaçlandı? Evrim çıkarılıyor ama içeriğin çıkarılmasıyla. Tabii bizim yaratılışımız, biz Müslümanlar, Allah'ın her şeyi yarattığını, evet, yarattığını, her şeye muktedir olduğuna inanç olarak inanıyoruz. Tabii evrim adı üstünde bir teoridir. Bu kafa karışıklıklarına neden oluyor. Bir kısmı işte bütün canlıların bir hücreden meydana geldiğini, bunların zaman içerisinde evrimselleşerek işte değişik canlıların ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Şimdi biz Allah'ın gücünü iman etmiş, gücüne iman etmiş, onu sorgulayacak bir şey yapı içerisinde değiliz. Ama şimdiye kadar tartışılıyorsa, bu tartışmanın sonunda Türkiye evrim teorisiyle gen mühendisliğinde bir devrim mi gerçekleştirdik? Sadece enerjimizi boş yere harcarken, yine az önce ifade ettiğim gibi, uzmanlar enerjimizin boş yere harcanmaması, öğrencilerimizin kafasının daha çok karışmaması, öğrencilerimizin biyolojiyle ilgili daha üst bir eğitimde biyolojiyle ilgilenen öğrencilerin bu işi
derinlemesine biyoloji bölümlerinde, üniversitelerde çözmesi adına bunu bir tık yukarıya çıkardık. Ve bunun da ben çok fazla kafa karıştırdığını da düşünmüyorum. Sadece bir teorinin, yani teori her zaman için yani ispatlanmıştır, ispatlanamamıştır. Bugün ispatlanmış olsa bile yarın o ispatı ortadan kaldırmak adına da çok büyük çalışmalar yapılabilir. Şimdi asıl mesele şu. Şimdi bir müfredat değişikliğini konuşuyoruz. Ama televizyon programlarına bakıyorum. Ülke bütün enerjisini evrim teorisi üzerine harcıyor. Ama bizim enerjimizi buraya harcayacak vaktimiz yok ki. Biz dünya ile bir rekabet halindeyiz. Bizim öğrencilerimiz, yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz donanımlarıyla dünya ile rekabet edebilecek konumda mıdır? Şimdi İran'da bile bu ifade, yani bu evrim teorisi okutulurken Türkiye'de okutulmaması diye de bir şey yok. Ama örnek olarak da bizim artık bir başka ülkelerin de bize örnek gösterilmesini de ben çok tasvip etmiyoruz. Bizim kendi bir kültürümüz, medeniyetimiz, ulaşmak istediğimiz bir amacımız var. Başkasının takip ettiği yolu takip edecek olursak onları geçme şansımız yoktur. Belki onların takip ettiği yolları analiz edip kendimize bir yol çizecek olursak ancak onları geçebiliriz. Bu müfredat taslakları da hazırlanırken dünyadaki bizden daha iyi eğitim koşullarını sağlayan ülkeler analiz edilmiş. Onlardaki pozitif yaklaşımlar da bu müfredatın içerisine derc edilmiştir. Ben bu tartışmaları aslında çok da fazla yerinde görmüyorum. Yani bizim... Yani şunu söyleyeyim, özür dilerim, lafınızı kestim. Yani biz evrimin bilimsel tarafını, yani hücrelerin metamorfoz geçirmesini, genetik bilimini falan filan koyduk oraya. Orada ama, duruyor. Ama evet. Adını boşuna bir tartışma olmasın diye evrim yapmadık mı demek istiyorsunuz? Evrim teorisi orada hala geçerli. Sadece kendimize, yani akademisyenlere göre bir veya uzmanlara göre bir düzenleme. Bu kavgayı ortadan kaldırmak, taraflar arasında bir sulh oluşturmak, enerjimizi daha çok üretime yöneltmek adına. Şimdiye kadar az önce de ifade ettiğim gibi, yani Darwin teorisiyle çok fazla uğraşarak biz kök hücrede, gen teknolojisinde devrimler mi gerçekleştirdik? Çok da fazla bir şey yapmadık yani diğer ülkelerden. Yani lafa bakmayalım, içeriye bakalım. Lafa bakmayalım, biz içeriye bakalım. İçerikte bir sorun yok. Öğrencilerimizin öğrenmesi gereken, kendilerinin alması gereken bilgileri oradan alacaklardır. Orada hiçbir sorun yok. Burhanettin'e bir ara vermek zorundayım. Biliyorsunuz programdan önce gördüğünüz nasıl bir baskı altında olduğumuzu burada evet. Mevsim tarafından. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz sonra. Şimdi izleyicimiz sosyal medyada mesaj atmış. Diyor ki adını silip içeriğini bırakmak eğitim mi oluyor diyor. Adını silip içeriğini bırakmak. Bence adının ne olduğu önemli değil, içeriği önemlidir. Bizim eğer öğrencilerimize ufuk açmak, vizyon açmaksa önemli olan konunun içeriğidir. Öğrencimiz konunun içeriğini öğrendikten sonra oraya hangi başlığı koymak gerekiyorsa kendisi koyar, kendisi daha kalıcı olur. Biz de lüzumsuz bir tartışmaya girmemiş oluruz. Evet, lüzumsuz tartışmaya da girmemiş oluruz. Peki, şimdi benim de garibime giden bir şey var yalnız. Bunu da sorayım, sonra Sayın Balbay'ın bıraktığı sualler bunlar. Sonra da diğer sorulara geçeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir takım vakıflarla eğitime destek anlamında ya da yan eğitim anlamında anlaşmalar yaptığını söyledi Sayın Balbay. Bunlar Ensar Vakfı, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Suriye Dostluk Derneği ve Birlik Vakfı gibi aslında tamamı İslami öncelikli vakıflar. Sadece bunlar olması garip değil mi? Sadece bu nevi vakıflar olması değil mi? Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, işte ne diyeyim, bir takım başka Türkiye'de yıllarını eğitime vermiş başka bir takım vakıflar var. Mesela bunların değil de sadece bunların olması biraz siyasi bir tavır değil mi? Siyasi tavır, ama şimdi sizin saymış olduğunuz vakıfların da en azından bir müracaatının, en azından bir projesinin olması lazım.
Şimdi hem müracaat etmeyeceksin, hem bir projen olmayacak. Biri proje verip o yapınca da ben niye bana proje verilmiyor da onlara proje veriliyor derse bu da çok anlamlı olmaz. Tabii bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmamakla birlikte ama saymış olduğunuz vakıfların da eğer bir projeyle Milli Eğitim Bakanlığı'na veya bir başka bakanlığa, diğer bakanlıkların da ben size katkı olsun dedim, diğer bakanlıkların da bu tür projeleri var. Sizin saydığınız vakıflarda eğer gençliğe yönelik eğitim politikalarına uygun projeleri varsa neden olmaz? Yani diğer vakıflara da kapı açık diyorsunuz. Neden açık olmaz? Yani bu vakıflar aslında değil. Bunlar sadece başvurdular, proje geliştirdiler. Evet, aynen öyle. O zaman diğer vakıflara da buradan çağrıda bulunalım. Eğer bir şikayetleri var ise eğer onlar da başvursunlar. Başvuruna cevap alamazlarsa bu kapı onlara açık. Sayın Balbey'in söylediği bir başka nokta, bu tabii bugünün meselesi değil, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri tartışılan bir mesele. Müfredatta din eğitiminde veya sosyoloji eğitiminde veya toplam geneline baktığınız zaman Alevilerle ilgili olarak yeterince açıklayıcı bilginin olması, hatta yer yer hiç bilginin olmaması, Türkiye'de 8 milyonla 15 milyon arasında değiştiği söylenen, tam sayısını bilmediğimiz ama önemli miktarda olduğunu bildiğimiz, nüfusun %20'sine yakın olduğunu bildiğimiz bir Alevi kesimin inançlarının eğitimde yok sayılması. Evet. Bu bugünün sorunu değil ama bu sorun çözülmüş de değil. Bu sorun çözülmüş değil. Tabii bu sadece milli eğitimle de alakalı bir şey değil. Bir de bunun Diyanet Başkanlığı ayağı var. Tabii bunların düzenlenmesini yaparken, bu müfredatlar belirlenirken bir askı süresi oldu. Sadece burada yok olduğunu ifade etmek bir çözüm değil. Eğer o söylediğiniz rakamda Alevi kardeşlerimiz varsa, onların da oraya müracaat edip etmediklerini bilmiyorum. Ama neden şimdiye kadar yani biz... Yıllardan beri Aleviler bas bağırıyorlar. Şeyden vazgeçmemek lazım. Yani dün olmamıştır ama bugün neden olmasın kendilerini ifade etmekte. Yani Darwin teorisini anlatana kadar bunları anlatmak. Neticede bu ülkede biz birlikte yaşıyoruz. Yani değerler eğitimine çok fazla önem veriyoruz. Şimdi biz Alevi kardeşlerimizle birlikte anlaşamayacaksak, birlikte yol alamayacaksak, o zaman bu ülkenin geleceği, bekası olur mu? Ben bundan sonraki yani bütün şeylerimde ben müfredatta yer alıp almadığını bilmiyorum. Ama onların kendini tanıtması adından da onların da bir gayret göstermesi gerekiyor. Çok yıllardan beri bu konuda kıyamet kopardı. Alevi çalıştayları toplandı, hükümet de topladı bunları. AK Parti hükümeti de topladı. Bununla ilgili bir koordinatör, bakan oldu. Sonra başka bir bakan geldi yerine. Yıllardan beri hem Diyanet'le hem Milli Eğitim'le bu konuda büyük bir tartışma, bir kendilerini anlatma çabası içerisindeler. Yani ben çok fazla bu yani Alevi çalıştaylarıyla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Yani hangi aşamaya geldi? Yani bu kitapların içerisinde nerede yer almak istiyorlar? O konuları tekrar bir değerlendirmek lazım. Peki. Şimdi benim sıklıkla yıllardan beri yazdığım, herhalde Türkiye'de galiba ilk ben yazmaya başladım bunu. Şimdi daha genel olarak herkesin ele aldığı bir mesele geldi. Benim müfredatta asıl önem verdiğim meselelerin başında bilimsel eğitim geliyor. Ve burada da çeşitli ölçekler var. En uluslararası kabul görmüş ölçek de PISA ölçeği. Evet. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin PISA skorları hiç hoş değil. Mesela okumada ve okuduğunu anlamada facia bir durumda Türkiye. Yani Türkçe okuyup okuduğunu anlama konusunda Türk öğrencileri, Türk lise talebeleri orta öğretim talebeleri oldukça gerideler. Galiba 42. Gelişmiş ülkeler arasında, gelişmiş ve gelişmekte olan arasında 42. Sırada. Matematikte keza 44. Sırada. Fen de biraz daha yükseğiz ama o da çok parlak değil.
Ben asıl olarak bunlara önem veriyorum müfredatta. Yani diğerleri daha gelip geçici şeylerdir. Yani dönemseldir, iktidarlara bağlıdır, o günkü hakim ideoloji vardır ama bilim her zaman bilimdir ve asıl çocukları geleceğe götürecek olan da odur. Yani lüzumsuz tartışmalar değil. Şimdi oralarda ne yapılıyor? Yani bu şimdi dün mesela akşamleyin YÖK Başkanı Yekta Bey'le uzun uzun telefonda konuştuk belli konuları. Diyor ki orta öğretimden gelen talebede çok ciddi sıkıntı var. Yani bir kısım krem düre krem çok iyi geliyor ama altında diyor ortalama vasat diyor son derece yetersiz diyor. Orada bir sorun var diyor. Bunu da çözmek için işte Milli Eğitim Bakanı'nda şunda bunda görüşmeler halinde olduklarını söyledi Yekta Bey. Burada neler planlanıyor? Ne yapılması düşünüyor? Şimdi biz aslında konuştuğumuz şeyler bu o kadar da Türkiye'nin gelirisinden önemli ama bunlar kadar önemli değil bence. Orada bir hazırlık, bir şey var mı? Yabancı dil eğitimi mesela. Şimdi okullarımızda sözde bir İngilizce öğretiliyor. Çocukların İngilizcesi Allah'a emanet. Bırakın bir dili, bugün en az 2-3-4 dil bilen gençlere ihtiyacımız var. Çünkü artık İngilizce bilmek zaten hani Türkçe bilmek gibi bir şey oldu bu memlekette. Oralarda neler yapılıyor? Yabancı dil eğitiminde nereye gideceğiz? Nasıl öğretmen yetiştireceğiz? Buralarda bir hazırlık var mı? Evet, tabii bu söyledikleriniz hepsi birbirinden farklı. Şimdi bu müfredatın oluşumunda bu PISA sonuçları herkesi rahatsız ediyor. Yani Milli Eğitim Camiası'nı da rahatsız ediyor. Bu PISA sonuçlarını da daha olumlu şekle çevirebilmek için müfredatta bazı değişiklikler, özellikle matematik programlarında, modüllerinde bazı değişikliklere gidildi. Tabii üniversiteye geçişte bir kaymak takımın, sınıfın olduğunu söylediniz. Tabii bu fen liselerinden veya işte bazı Anadolu liselerinden, gelen öğrencilerimiz. Tabii aşağı tarafta gelen öğrencilerimizin özellikle bu sayısal işlemlerde çok büyük sıkıntısı var. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani artık siz de yakinen takip ediyorsunuz. Bu yıl üniversite kontenjanlarını çok da doldurmak mümkün olmadı. Çünkü gençlik artık üniversiteye çok daha fazla bir eğilim göstermiyor. Şimdi bir yani herkes üniversite mezunu olacak diye bir kaydı da yok. Tabii biz siyasetle de uğraşıyoruz. Bir de ara eleman dediğimiz yani meslek yüksek okulları. Evet, orada da sıkıntılar var. Veya sanayiye gittiğimiz zaman sanayide de eleman arayan işletmeler var. Bir taraftan da bize iş talebinde bulunan kişiler var. Şimdi biz tabii bütün anne babalar, devlet de bunun işin içinde olmak üzere herkesi üniversite kapısına yönlendirdik. Ve tabii son zamanlarda üniversite sayımızın 184'lere yükselmesi, liseden mezun olan öğrenci sayısından daha fazla üniversite kontenjanlarının da gündeme gelmiş olması nedeniyle bazı bölümlerde artık doluluk oranları düştü. Tabii hem liseden mezun olacak öğrenci sayısının azalması ve bunların tamamı da artık üniversite okumak istememesinden dolayı üniversitede açıklıklar oluştu. Rekabet gücü yüksek olan bölümler, o bölümleri bitirdiğin zaman iş bulabiliyorsan o bölümler tercih ediliyor. Artık önümüzdeki günlerde şu olacak. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı üniversite okumak istemeyip daha kısa yoldan ara elemanı olarak piyasada çalışmak isteyecekler. İnanın ki üniversiteyi bitirmiş olsalar dahi kazanacakları para o ara elemanı olarak o kadar kazanamayacaklar. Aynen. Şimdi ülkemizde bu yabancı dille ilgili sorun bugün değil. Bugün oluşmuş bir sorun değil. Yani her ne kadar müfredat programlarına hazırlık sınıfları da koysak, öyle oldu ki biz üniversite kapılarına hazırlık sınıfları koyduk. Bunları başarmak mümkün olmadı. Ama bunu başarmadığımız müddetçe de biz dünyada söz sahibi olmamız mümkün değil. Bilimi takip etmemiz mümkün değil. Ticareti takip etmemiz mümkün değil. Sosyal medyayı takip etmemiz mümkün değil. Bu nedenle bu yıl başlayamadık. Yani
4, 5. sınıfta hazırlık sınıfları koyulacaktı. Orada bir başarı elde edilemedi. Ama hem milli eğitim politikası olarak hem de ailelerimiz, çocuklarımız yabancı dil öğrensin diye bir gayret içerisinde olması gerekir. Şimdi sabahtan beri veya bundan önceki televizyon programlarına bakıyoruz. Evet, elbette ki tartışılması gerekiyor. Yani evrim teorisini bu ülkeye daha fazla katkı sağlayacaktır. Yoksa dünyayı anlamak için bir yabancı dilin öğrencilerimize neden öğretilemediğinin tartışmasını yapmak daha mı faydalı olacaktır? Bu konu üzerinde de ben dikkatleri çekmek istiyorum. Bu sadece ilk öğretimde, orta öğretimde, lisede değil, üniversiteyi de bitirdiği zaman öğrencilerimiz kendilerini bir yabancı dilde anlatabilme, kendi problemlerini çözebilecek bir konuma gelmiyorlar. Ama Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman o Avrupalı ülkelerinin dil yapıları birbirlerine çok benzemesinden dolayı işte televizyon açtığınız zaman birkaç ülkenin aynı anda dillerini orada izleme şansını oluyorsunuz. Ülkemizde bu yabancı dili öğrenmeye yönelik bir motivasyon yok. İlk önce bir motive etme olayını gerçekleştirmek gerekiyor. Daha doğrusu öğrencilerimizi inandırmamız gerekiyor. Bu dili öğrendikleri zaman hayata bir adım önce başlayacaklarını... Öğrenciler de onu biliyor mu? Biliyorlar da nerede öğrenecekler? Yani bu yabancı dili bugün eğer bir okula, bir kursa falan ihtiyaç yok. Artık sosyal medyada o kadar bedava yabancı dil programları var ki onlardan bunları öğrenmek çok kolay. Gençlerimiz zaten bunların o büyük bir kısmını... Okullarda da sosyal medyadan pek çok şey öğreniyor, internetten de öğreniyor. Okula da gerek yok. Olur mu öyle şey? Şimdi olur mu şeklinde değil. Ne yapacağım şimdi ben? Twitter'dan mı öğreneceğim hayır, şimdi okulda, yabancı dil? Hayır burada şey değil. Okulda bunların temelleri veriliyor. Ama bunu arttırmak, pratik yapmak, ayrı, dinlemek. Ayrı. Onun için diyorum yani bu bir kursa gitmek veya yabancı bir ülkeye gitmeden de bunları yapmak mümkün çok artık. Mümkün, tabii ki. Dünya mümkün. Artık o kadar küçüldü ki hepsi bu bilgisayarın içerisine girdi. Evet. Eğer öğrencilerimizi motive edecek olursak sadece bunun okulda olmadığını... Peki bunun, Mahdi Bey, ben motive edeceğim. Biz hep birlikte yapacağız. Yani anne babaysanız siz de yapacaksınız. Amcaysanız, dayıysanız siz de yapacaksınız. Yani bunu kırmamız lazım. Devletimiz yani bunu 95 yıldır kıramamış. Vatandaşımız da kıramamış. Ama bu ülkenin rekabet gücünü ben daralttığını, küçülttüğünü düşünüyorum. El birliğiyle yapacağız bunu. Valla ben eğitim adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum gerek televizyonda gerek gazetede ama tabii yani sonuçta iktidar gücü diye bir şey var ve politikalar onlar belirliyor. Yani bu iktidar politikalarıyla eğer bir sihirli değnekle olmuş olsaydı bundan önceki iktidarlar da bunu yapmak istedi. Yani bu Osmanlı döneminde başladı bu. Evlatlarımız gitsin işte bilimi feni takip etsin diye Fransa'ya, İngiltere'ye çocuklarımızı gönderdi. Yabancı dil okulları açıldı, burada açıldı. Ama bu ülkenin demek ki topraklarında mı artık kaderinde mi yabancı dille barışık bir halimiz yok. Bir taraftan da Arapça yani sadece Batı dillerini değil Arapça öğrenmek isteyenler de başaramıyor bunu. Yani bir de bu var. Yani sadece Batı dillerine karşı bir refleks yok. Doğu dillerine karşı da bu refleks hala devam ediyor. Yani bunu eğitimde biraz ağırlığını arttırmak gerekir diye düşünüyorum. Yani müfredatlarda bu yabancı dil konusuna önem vermek gerekir. Daha da üstüne gitmek gerekir diye düşünüyorum. Temel olması lazım. Temel olması lazım. Yani bütün okullarda ilkokuldan başlayarak mecbur hale gelmesi lazım evet, diye evet. Düşünüyorum. Keşke bunu koyabilseniz müfredatların içerisine bunu bir ulusal politika haline getirebilseniz. Bir diğer benim takıntılı olduğum mesele spor. Şimdi spor bu ülkenin bir gerçeği, dünyanın bir gerçeği ve bugün baktığınız zaman uluslararası rekabette de ülkelerin gerek tanıtımı, gerekse ülkenin kendi içerisindeki genç potansiyelini doğru yönde etkileme açısından spor çok önemli. Üstelik de bu iktidar, AK Parti iktidarının uzun yıllardan beri spor konusunda çok önemli şeyler yapmak istediğini, bu konuda büyük teşvikler vermek istediğini falan filan görüyoruz ama baktığınız zaman eğitim sistemimiz içerisinde sporun hakiki bir anlamı yok. Yani sporcu yetiştirmek gibi bir niyetimiz var ülke olarak. Bakanlık bununla ilgili çalışıyor. Bir sürü primler, teşvikler, işte antrenör kursları, tesisler yapılıyor. Şimdiler yapılmadığı kadar. Ama dönüyorsunuz
okullarda hakiki bir spor eğitimi yok. Ve müfredat konusu olduğunda da hiç bu tartışılmıyor. Yani kimsenin ben daha şimdiye kadar ya kardeşim bu gençleri kötü alışkanlıktan uzak tutmanın, geleceğe hazırlamanın, dünyada rekabet edebilir hale getirmenin, sosyalleşmesinin önünü açmanın en önemli yerlerinden bir tanesi spordur deyip de sporu ciddi ciddi ele alan bir milli eğitim politikası ben Türkiye'de işte 55 yaşına geldim hala görmedim. Evet. Burada niye bir şey yapılmaz? Yani bu iş niye ciddiye alınmaz? En azından spor yapan gençlerin okul hayatlarını kolaylaştırma, hani okulda yaptıramıyorsak bile bir takım önlemleri niye düşünülmez Türkiye'de? Şimdi az önceki anlattığımız yabancı dile benzer vakalardan bir tanesi de bu. Yani sağlıklı gençleri yetiştirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Beden eğitimi derslerini veriyoruz. Bunlarla öğrencinin kazanımlarını tespit ettiğimizi söylüyoruz. Ama okul hayatını bitirdikten sonra veya okuldan beden eğitimi dersinden çıktıktan sonra öğrencilerimiz hiç de beden eğitimi yapmıyorlar. Sadece beden eğitimi değil, yani kişisel temizliğinden sağlıklı bir yaşamla ilgili olarak beslenmeyle ilgili yetersiz bilgi sahibi olmasından, bilgi sahibi olsa bile tembelliğinden veya toplumda böyle bir alışkanlık olmayışından dolayı obezite bir toplum haline dönüştük. Tabii sporla uğraşan kişiler lider ruhlu kişiler oluyor, sağlıklı kişiler oluyorlar, oyun kurmayı biliyorlar ve devletimize daha az maliyetli insanlar oluyor. Beden eğitimi yapmayan, vücut temizliğini, kişisel bakımını gerçekleştiremeyen gençler ilerleyen zaman içerisinde hastane kapılarından ayrılamaz konuma geliyorlar. Aslında beden eğitimi dersi tam manasıyla verilmiş olsa koruyucu hekimliktir bence. Koruyucu hekimlik gibidir. Sağlıklı bir nesil yetişmiş olur, zinde bir nesil yetişmiş olur. Hastane kapılarında beklemez, bedenen, fikren, üretken bir nesil haline gelecektir. Ben yine müfredata baktığım zaman beden eğitimi ve spor adını almış. Kazanımlarına bakıyorum. İşte kişisel bakımlarını yapacak, beden eğitimini bir yaşam tarzı haline getirecek, boş vakitlerini bu sporla değerlendirecek, sosyalleşecek. Ama maalesef gerçek hayatta bu olmuyor. İnşallah bu son değişikliklerle bu kazanımlara bir adım atmış oluruz diye düşünüyoruz. Sadece bu okulda kazanılacak bir hadise olarak da değerlendirmiyorum. 55 yaşında olduğunuzu söylediniz. Ben de 50 yaşındayım. Bütün arkadaş çevrem fitness yapmak istiyor, spora gitmek istiyor. Gidiyorlar, kayıt oluyorlar ama bir kere dahi oraya gitmeden... Yani bunun gerekliliğine inanan ama bir türlü bu eylemi gerçekleştiremeyen, gerçekleştiremeyince de psikolojik rahatsızlık duyan, yani işte kilo aldığını, spor yapması gerektiğini, yürümesi gerektiğini, ondan sonra da bu psikolojik rahatsızlık fiziki rahatsızlıklara dönüşüyor. Çok da üretken olmayan bir nesle dönüştürüyoruz. Aslında beden eğitimi öğretmenlerimiz gerçekten bu ülkeye o kadar büyük bir hizmet edecekler ki öğrencilere anlatırken, yani bu hareketleri değil ama okulu bitirdikten sonra her gün belirli bir kilometre yürümeyi, sporun bir hayat tarzı olması gerektiğini, fit bir vücuda sahip olmanın, sağlıklı bir vücuda sahip olmanın ne büyük bir nimet olduğunu anlatabilseler ülkemizin geleceğinin daha parlak olduğunu düşünüyorum. Yani okulda müfredata baktığımız zaman bunların hepsi yazıyor, hepsi yerine getiriliyor. Öğretmen ısınma hareketlerinden veya ısındıktan sonra yapması gereken hareketlerden ve o beden eğitimi dersini aldıktan sonra öğrencinin kazanımları oraya maddeler halinde yazılmış. Ama gerçek hayatta baktığımız zaman buna da ulaşamadığımızı görüyoruz. Bu belki... Es geçiliyor ama ülkenin geleceğinden de es geçildiğini görüyorum. Sağlıksız nesil yetişiyor. Yani bakıyoruz daha 20'li yaşlara gelmeden obez olmuş gençlik. Bu gençlik yani
fit bir vücuda sahip olmayan arkadaşlarımızın psikolojilerinin de normal olduğunu düşünmek veya bir üretim yapmasını beklemek de zor olacaktır. İnşallah az önce de belirttiğim gibi bu yeni getirdiğimiz beden eğitimi ve spor müfredatıyla bu dediğimiz gerçekleri yakalamış oluruz. İşte müfredat da olmaz ile olmuyor gibi geliyor bana. Yani bir yıl var, öğrenciler girmiyor. Gelenler laf olsun diye not alıyor falan böyle. İşte bunu laf olsun veya mış yapmış gibi yaparsak yani kendi çocuklarımıza zarar vermiş oluyoruz. Evet yani spor tesisleri yapıyoruz ama doluluklarını incelediğimiz zaman onlar dolu değil. Kültür merkezleri yapıyoruz. Gerçekten doluluk oranına baktığımız zaman istenilen boyutlarda değil. Az önce siz işte bazı vakıflar diyorsunuz. İşte burada diyor birlikte bir hareket yapın. Bu binalar yapıldı. Yani buraları dolduralım. Bu gençlik ilgilensin, buralara gelsin diye bir çağrı yapılıyor. İnşallah bunlardan sonucu alınır. Vallahi nargile kafeler rebarep dolu oluyor ama dediğiniz gibi bunlar dolamıyor. Yine müfredatlarda yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin de getirdiği işlere baktığınız zaman bu noktada onların da çok yapıcı eşlerini duymuyorum yani var mı programlarında bilmiyorum ama bu kendi adıma düşündüklerinden bir tanesi mesela sanat. Şimdi Atatürk'ün lafı var ya sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kesilmiş demektir diye çok güzel bir laf var. Hakikaten bilim ve sanat dünyayı geliştiren, güzelleştiren insanlığı sürekli adım adım öteye götüren şeyler. Şimdi sanat konusunda da eğitim okullarımızda doğru düzgün bir eğitim görmüyoruz. Yani bir herhangi bir sanatı icra etme konusunda, plastik sanatları icra etme konusunda bir okullarda çok ender girişimler var. İki, sanat tarihi öğretilmesi konusunda, sanatın öğretilmesi konusunda gerek kendi Türk sanatımız ya da işte Türk İslam sanatı gerekse Batı sanatlarının işte ne bileyim resmin, heykelin, müziğin evrensel anlamda öğretilmesiyle ilgili büyük bir açık var. Yani mesela okuldan çocuk mezun oluyor, hayatında Beethoven'u duymamış. Hani Beethoven'ın ıtrıyı onu da duymamış. Yani hiçbirini bilmeden, bunlarla ilgili kulağında bir müzik sesi olmadan mezun oluyor. Ya da diyorsun ki bana 10 tane ressam say diyorsun. İşte 3'ü Türk olsun da 7'si yabancı olsun diye. Böyle bakıyor işte bir yerden duymuşsa belki bir Picasso falan diyor. Bilmiyor da tarihini de bilmiyor. Gittiği caminin ne olduğunu bilmiyor ya da gördüğü kilisenin ne olduğunu bilmiyor. Buralarda niye bu kadar zayıfız? Buralarla ilgili bir şey yapmayı hissetmiyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da sıklıkla çıkarak diyor ki çok yerde mesafe kaydettik ama diyor işte sanat ve kültür dünyasında diyor istediğimiz merhaleleri aşamadık diyor. Peki bu eğitimden geçmiyor mu? Niye bununla ilgili müfredatlarda böyle sağlıklı kalıcı şeyler koyulmuyor? Yani sonuçta baktığınız zaman AK Parti'de 16 yıldır iktidar. Yani Mustafa Kemal Atatürk bile o kadar uzun süre Cumhurbaşkanlığı ya da o kadar süre iktidar olmadı. Niye bir şey yapılamadı bugüne kadar? Şimdi Fatih Bey, her şey eğitimden geçiyor da elbette ki eğitimin de bir niteliğinin olması gerekiyor. Şimdi her şeyi konuşuyoruz, eğitim diyoruz. Eğitim bir bireyin, toplumun hayatında en önemli faktörlerden bir tanesi. Burada ben konuyu bir başka yere geçerek, bir başka pencereden bakmamız gerekiyor. Şimdi biz ilkokula, işte o mahallede oturan 30 kişiyi, 20 kişiyi bir sınıfa alıyoruz. Bunların arasında bir yetenek tanılaması yapmıyoruz. Yani bütün, yani şimdi 18 milyon diyelim öğrencimiz var. 18 milyon öğrencimizi bir birey gibi düşünüyoruz. Yani bunun içerisinden müziğe, sanata, edebiyata, teolojiye, pozitif bilimlere eğilimli olan var mı yok mu onu bilmiyoruz ki. Şimdi biz tabii AK Parti iktidarı olarak da çok övünüyoruz, otobanlar yaptık diyoruz. Bu otobanları biz niye yapıyoruz? Çünkü o otobanların üzerinde gidecek farklı markada, farklı cinste araçlar var. Ağır vasıtalar diyoruz sağdan gitsin. Hızlı giden araçlar ortadan gitsin. Daha hızlı giden araçlar varsa onlar da soldan gitsin diyoruz. Şimdi milli eğitim sisteminde böyle yetenekleri tanılama diye bir özellik yok. Ben ilkokulu okurken işte biz de bir mahallede okuduk. 42 kişiydik bugün gibi hatırlıyorum. Okula gittiğimiz zaman
böyle bir bayağı varlıklı bir mahallede gidiyorduk. Okuma yazmayı bilen çocuklar vardı. Bir ay, iki ay içerisinde okuma yazmayı öğrenenler oldu. İkinci sınıfa geldiğinde hala, o gün sökme diyorduk yani, okumayı sökmemiş öğrenciler oluyordu. Şimdi afacan çocuklar okumayı bilen, yani bunların IQ'su diğerlerinden farklı. Şimdi öğretmen bunlarla hiç ilgilenemedi. Ben biliyorum, o başarılı, o zeki olan arkadaşlarımız zaman içerisinde kaybolup gittiler. O başarılarını devam ettiremediler. Çünkü öğretmenin anlattı. Bana işte diyor, hadi Burhanettin gözlük yapalım diyordu. O yan taraftan B diyordu. Şimdi öyle bir arkadaşın yani ilgisini çekemediğimiz müddetçe o başarılı kişileri zirveye taşıyamayız. Az önce siz dediniz ki niye bizim sanatçımız olmuyor? Ama biz sanatçı yetiştirmek için bir gayretimiz yok ki. Yani o sınıfta sanata yetenekli olan kişileri hiç araştırdık mı? Siz ilkokul 1'de okurken sınıfınızda işte resimde yetenekli olan, edebiyatta yetenekli olan, sporda yetenekli olanlar hiçbir ortaya çıkarıldı mı? Veya çıkarılmak için bir gayret gösterildi mi? Şimdi gösterilemez. Tamam, eğitim diyoruz ama benim niteliğim şimdi spora, sanata uygun değil. İlla bana şimdi plastik sanatlarda bir şey üreteceksin dersen bu olmaz ki. Benim spora yeteneğim yoksa sen sporcu olacaksın dersen bu da olmaz. İlk önce kişilerin yeteneklerini belirlemek lazım. Yani temel eğitimi verdikten sonra, yani aynı mahalle, 3-5 mahalle bir araya geldiği zaman spor özellikleri ön plana çıkmış kişiler eğer bir okulda sadece o spor dersini bir araya getirecek olursak veyahut da sanatta ön plana çıkmış, resimde yetenekli çocuklar varsa ilçede, yani ilçelerimiz o kadar büyük değil ki, ne yaparız? İşte 10 okulda resimde yetenekli olan kişilere bir hoca bir başka okulda toplayarak, yani üniversite eğitimi gibi olmaz. Bir hocayla, öğretmenle başlayıp bir öğretmenle 4 yıllık süreci bitirecek olursak bu yetenekleri ortaya çıkarmak mümkün değildir. Yani peki, eğitim... Burhanettin Bey, çok özür dilerim, lafınızı kestim ama Milli Eğitim Komisyonu Başkan Vekilisiniz. Yani bunları çözmek sizin işiniz. Bunları tabii gündeme getiriyoruz, tartışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bunlar. Ama ilk kez Türkiye'de bir yetenek tanılaması yapıldı. Artık yani kişilerin yeteneklerini ölçmenin. Bunların hepsi bir teoridir. Bunların uygulamaları, yani İsrail diyoruz. 5 milyonluk bir ülke. Bilimde, sanatta hepsinde var. Hepsinde var. Nasıl oluyor? Allah onları farklı bir mizaçla mı yaratmış? Hayır. Ama bu tanılama, kişileri yeteneklerine göre eğitme, yeteneklerinden faydalanma yolunu takip ediyoruz. Ama biz herkesten yani mandolin çalmasını tabii beklersek bu işin olmayacağı belli bir şeydir. Ama en azından herkese kültürünü verebiliriz. Kültürünü verebiliriz. Onda sorun yok. Ama şimdi bilim adamı olmayacak kişiyi de zorla bilim adamı yapmaya çalışırsak bu ülkede bu başarıyı elde etmek mümkün değil. Ama gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu yetenekli insanlar, bu çok alenen yapıldığı gibi gayri resmi şekilde de yapılıyor. Almanya'yı da inceledik, Güney Kore'yi de inceledik, İsrail'de de inceledik. Bu Amerika'da da var bunlar. Yetenekli insanlar devlet tarafından toparlanıp bir yerde, yani farklı bir eğitime tabi tutuldukları. Yani siz sporcu yetiştirecekseniz fiziki yapısı ona uygun insanları bir araya getirmeniz lazım. Şimdi az önceki söylediğiniz tekrar şeyi söyleyeceğim. Yani tornadan çıkmış gibi herkesi plastik sanatlarında uzman yapma şansınız yoktur. Yapamazsın. Ben sadece kültürü vermekten bahsettim. O kültürü verirken de aradan da seçmek ayrı bir şey. Ama şimdi, yani şimdi söylediklerinizdeki benim garipsediğim şu Burhanettin Bey. Bunları yapma noktasındasınız siz. Niçin bunlarla ilgili öneriler, önerilerimiz var, çalışmalarımız devam ediyor. Sonuçta o bakanlıkta partinizin bir bakanı var ve bunları yapabilmek için. Bunlar siz eğitimcisiniz. Yani bunlar, şimdi mesela bir mesaj gelmiş, diyor ki Burhanettin Bey'in diyor açmış olduğu raylı sistem mühendisliği bölümü son derece başarılıydı, ancak diyor ondan sonra oraya gereken değer verilmedi. Keşke arkasına dursa diye. Ve sizin eğitimcinizle övgüler de geliyor. Sağ olsunlar.
Tabii ülkenin yani ihtiyaçlarını bilmek gerekiyor. Eğer bilinenleri tekrar edecek olursak başarıya ulaşamayacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. O maili atan arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ilk raylı sistemler mühendisliğini biz açtık. Biliyorsunuz demir ağlarla bu ülke örülmek isteniyor. İsteniyor. Bir medeniyet projesi olarak. Biz 1908'de Hicaz demir yolunu yapmış bir milletiz. Ama geçen zaman zarfı içerisinde çok da başarılı elde edemedik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 10. yıl marşını yazdık. Yani dışarıdan demiri rayı getirerek, döşeyerek çok da fazla bir yol alma şansımız yok. O zaman... Keşke o dönemlerde bu akademik birimler kurulmuş olsaydı. O rayları kendimiz üretseydik, o lokomotifleri, vagonları kendimiz üretseydik belki çok daha yol almış olurduk. Bu açıklıkları görerek eğitimde ancak yol alabiliriz diye düşünüyorum. Tabii sadece bu raylı sistemlerle değil, dünyanın belirli bir kırılma anları var. Şimdi herkes köşeyi tutmuşsa senin bir köşe tutman her zaman mümkün olmaz. Hani köşe kapmaca oyunu vardır ya, ortada toplanırsan... Ama bazen kutu değişiyor, o zaman sizin bir köşe bulma ihtimaliniz oluyor yani. İşte o değişimi, değişimi bugün beklemek... Bugün de değişim dönemlerinden bir tanesindeyiz bugün. Aynen, ben de onu söyleyecektim. Bugün o değişim sürecini yaşıyoruz. İnşallah bu eğitimi yani eleştirerek değil de birbirimizi motive ederek, yetiştirdiğimiz çocuk benim çocuğum değil, yetiştirdiğim çocuk senin çocuğun değil, yetiştirdiğimiz çocuk geleceğimizin çocukları, bu ülkenin gelecekleri. Bu müfredatlarda yani niye yapılmadığını sormak lazım. Bu müfredat 2005'te değişmiş, o zamandan bu yana bir tık yok. Dünyada bilgi birikimi her 5 yılda 2 katına çıkıyor. Hatta şimdi daha hızlandı. Daha hızlandı. Bu yani tıp biliminde bu daha hızlı devam ediyor. Böyle bir değişimin olduğu yerde bu müfredatları 10 yılda bir değiştirmeye kalkacak olursak dünyayı takip edemediğimizin bir göstergesi olur. Bence her yıl o dersin uzmanları bir araya gelerek dünyadaki yenilikleri oraya işlemeleri gerekir diye düşünüyorum. 10 yıl beklemek bu ülkeyi geriye götürecektir. Hocam şimdi eleştiriyle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Eleştirmek gerekir. Eleştiri kötü bir şey değildir. Yani siz eleştiriyi negatif bir saldırı anlamında almayın. Eleştiri bilim eleştirisine yükselmiştir. Elbette. Yani siz bir şey söylersiniz, ben bununla ilgili bir eleştiri yazısı yazarım. Size bakarsınız, buralarda haklı dersiniz, gözden geçirirsiniz. Ama ben ona bakarım, böyle yükselir. Şimdi, yani eleştiriye hep negatif bir anlam ben yüklemeyin. Ben sana size şöyle örnek vereyim Fatih Bey. Şimdi işe başlarken Atatürk'ü buradan çıkardınız dediğiniz zaman ne kadar yol alabilirsiniz? Ama bu ülkenin Atatürk'le, peygamberle bir sıkıntısı olmayan bir ülkedeyiz. Bazen de motive etmek gerekiyor. Az önce söyledik, her 5 yılda bilgi birikimi 2 katına çıkıyorsa o zaman bu müfredatları niye değiştirmiyorsunuz diye şimdiye kadar bir baskı gelmesi gerekiyordu. Tamam, iktidar sarhoşluğuna kapılmış olabilir. Metal yorgunluğu olabilir. Metal yorgunluğu olabilir. Ama milli eğitimi ayırmak lazım. Milli eğitim ülkemizin geleceği demektir. Bu senin çocuğun, benim çocuğun, hepimizin çocuğudur. Herkes kendi çocuğunun en iyi şekilde eğitilmesini ister. Bu nedenle ben bu müfredattaki değişimlerin geç olduğunu, az olduğunu, daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Düzgün yapılmak suretiyle daha her yıl yenilenmeli. Çünkü teknoloji değişiyor, evet. Her şey değişiyor. Dün öğrendiğimizin üstüne bugün 10 katı konuluyor. Dün öğrendiğimiz yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Evet, öğretmenlerimiz de aynı notu anlatacak olursa yol alma şansımız var mı? Her yıl değişecek öğretmenlerin olursa... Öğretmenlerin de her yıl yeniden bence eğitim alınması lazım. Her yıl bir ay yeniden bir eğitim alıp öğretmenin yenilikle öğretmek lazım. Yani çünkü bugün bakıyorsun okullarda, pek çok okulda özellikle genç olmayan öğretmenlerin bir kısmını tenzih ederim ama öğrenci artık öğretmenden ötede teknoloji kullanıyor. Artık öğretmenden daha kolay bilgiye ulaşıyor. Çok doğru, çok doğru. Bir ara vereceğim bu yönetimi, kusura bakmasanız.
Hulantin Bey, AK Parti iktidara geldiği sırada az önce konuştuğumuz konuyla ilgili öğretmen sayısı 620 binmiş. Şu anda sizin dediğiniz gibi 900 binlerin biraz üzerinde. Yani 300 bin artış var öğretmen sayısında. Derslik sayısında hemen aynı miktarda artış var galiba zaten. 561 bin yani 2003'den bu tarafa 561 bin öğretmen 300 emekli olan. 300 bin artmış, emekli olanlara beraber 500 bin bulmuş rakam. Demek ki %60'lık kalan bir artış var. Derslik sayısında da hemen hemen aynı oranda bir artış var. Peki... Yine çok konuşulan konulardan bir tanesi, izleyicileri çok merak ettiği konulardan bir tanesi, okulların İmam Hatip'e çevrilmesi. Bu yönde talep olsun olmasın pek çok yerde İmam Hatip okullarını, pek çok düz lise İmam Hatip Lisesi'ne çevrildi. Oysa Türkiye'de İmam Hatip Lisesi'nden çok, sizin de az önce değindiğiniz gibi meslek liseleri konusunda bir açık var. Sanayinin bu yönde bir beklentisi var. Çeşitli sektörler kendi alanlarında okullar açılmasını ve buradan kalifiye öğrenci yetişmesini istiyorlar. Ancak bu okulların pek çoğunun gelişen teknolojinin biraz gerisinde kalmış olmaları söz konusu. Topla bu alanda yapılan zaman zaman işbirlikleri var, ticaret orada yapılan işbirlikleri var ama bunlar hiçbir zaman sonuç vermiyor. Hızlı sonuç vermiyor. Buna mukabil çok fazla İmam Hatipleşme var ve veliler isteseler ise mesela çocukları İmam Hatiplere yollamak zorunda kalıyorlar. Bu İmam Hatip ısrarının arkasında ne var? Niçin? Evet, biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde tüm meslek liseleri bir kıyımdan geçirildi. Tabi orada İmam Hatipler ayrılmadı. Bütün meslek liseleri... Daha doğrusu şöyle, İmam Hatipler hedef alındı ama bütün meslek liseleri buna kurban edildi. Aynen dediğiniz gibi. Tabi o zaman diğer meslek liselerine olan talepler azaldı. Öğrenciler gitmediği için bugün meslek liselerine yatırım yapılmadı ve teknolojisi ölmüş birer atölyelere sahipler. Artık sanayideki kullanılan makinelerle meslek liselerinde kullanılan makineler arasında bir fark var. Büyük fark var. Büyük fark. Bu nedenle meslek lisesini bitiren kişi sanayide artık iş bulamaz konuma geldi. Tabii bu İmam Hatip meselesine geldiğimiz zaman, yani bu halk istemediği zaman devlet İmam Hatip yapsa bile siz çocuğunuzu göndermezseniz o İmam Hatip nasıl yaşayacak? Demek ki burada bir halkın talebi var. Halk istediği için oluyordur yani. Siz çocuğunuzu göndermeyecek olursanız o okulu devlet nasıl açabilir? Size baskı yapabilir mi illa İmam Hatip'e getir diye? Yani burada zorunlu olarak bir İmam Hatip açma politikası değil. Bu halkın talebi olduğunu düşünüyorum ben. Valla mesela ben çok o kanaatte değilim bazı. Mesela kendi oturduğum beldede örnek vereyim. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 4 okul vardı. Birdenbire bunun 2 tanesi İmam Hatip yaptılar. Önce diğer okullarda oldu. Diğer okullarda yer bulamayınca insanlar mecbur kaldılar İmam Hatip'e vermeye veya daha uzak yerlerdeki okullara yollamaya veyahut da özel okula geçmeye. Yani öylesine büyük bir talep olduğunu sanmıyorum. Yani açılan kadar büyük bir halkta böyle bir talep olduğunu zannetmiyorum. Yani normal liselerde belki din eğitimini biraz daha arttırıp, seçmeli olarak belki biraz daha arttırıp bu kadar İmam Hatip açılmaması daha normal olmaz mıydı? Az önce de belirttiğim gibi yani halka rağmen iş yapmak mümkün olmayacaktır. Tabii biz Karabük'te de bu işlerle ilgileniyoruz. Halkın talep etmesi, istemesi neticesinde biz onların işini kolaylaştırma adına İmam Hatipleri açıyoruz. Ama kimsenin çocuğunu da zorla getirip o İmam Hatip'e yazdırma şansımız yok. Ya yani talep olmazsa kapanırlar diyorsunuz. Bu talebe bağlı bir şey olarak oluştu. Peki yine çok merak edilen bir şey. Sabahtan beri gelen bir yaklaşım şu. Öğretmen atamaları konusu her zaman Türkiye'nin gündeminde. Gerçi komisyonunuzun meselesi değil ama İktidar Partisi'ni temsil ettiğiniz için öğretmenler diyor ki biz ne zaman atanacağız? Siz diyorsunuz ki biz 500 bin öğretmen atadık ama şu anda hala atama bekleyen yüz binler var belki. Çünkü var. Türkiye'de özellikle temel bilimler alanlarından mezun olanlar bir de formasyon aldıkları zaman sadece ve sadece öğretmenlik konusunda iş aramayı veya iş bulabilmeyi devlette umuyorlar. Bu yönde bir çalışma, bir şey var mı yoksa bir umut yok mu? Ya, bu konuda tabii bir şey söyleyecek konumda değilim şu an için ben yani. Şimdi şöyle yani öğretmen kadrolarının %90'ı zaten dolu konumda.
Bir tarafta da norm fazlası bir öğretmenlerimiz var. Tabii bir de ülkenin gerçekleri var. Yani şimdi Maliye Bakanlığı sana yıllık belirli bir kontenjan verebiliyor. Sınırsız bir kontenjan alma hakkının da yok. Böyle bir ortamda tabii ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamaları yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Ama öğretmen arkadaşlar da takdir eder ki bütün 400 küsür bin öğretmenin bir anda devlet kadrosuna geçirilmesinin mantıklı bir yaklaşım olmadığını bilmeleri lazım. Yani boşuna böyle bir beklenti içerisinde olmak lazım. Yani 400 küsür bin öğretmenin aynı anda yani devlet kadrosuna geçmesi mümkün değil yani. Peki şunu sormak isterim. Mesela siz meclisin önemli bir komisyonu, Milli Eğitim Komisyonu, bence Türkiye'nin gelirsen kıymet arz eden bir komisyon. Mesela bu komisyon müfredatın oluşmasında, Türk Milli Eğitim Politikası'nın belirlenmesinde ne kadar etkili olabiliyor? Yani sizin dediğiniz orada, siz orada bütün kuralları ve nasıl gitmesi gerektiğini belirleyebiliyor musunuz? Yoksa burada ağırlık daha çok talim terbiye kurulunda oluyor. Siz sadece öneriler getirebiliyorsunuz ve işin esas tarafı o taraftan mı bitiyor? Şimdi tabii Milli Eğitim Komisyonu mecliste milli eğitimle ilgili yasaların çıkarılmasında evet. görev alıyoruz. Yasa çıktıktan sonra artık o yasayı, zaten yasanın en son maddesi bu kanunu yürütmekle Bakanlar Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı görevlidir şeklinde ifadeler vardır. Kanun çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonu'nun çok fazla bir yaptırımı yoktur. Sadece yani belki istişare toplantısı yapıp bilgilendirme toplantısı yapabiliriz ama yasal olarak o işi yapmak artık yürütmenin, özellikle müfredatın belirlenmesinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı bu işte birinci derecede sorumlu kuruldur. Peki mesela sizin geçmişte üst düzeydeki öğrenciler için atmış olduğunuz ve başarılı üren okullar var. Şimdi mesela Milli Eğitim Komisyonu olarak bu nevi okulların sayısının artmasıyla ilgili bir yasal düzenleme, sanat gibi özel yetenek gerektiren konularda öğrencilerin farklı okullar, farklı eğitim düzenekleri içerisinde geçmesi, yani yasal düzenlemeler yaparak bu işi daha yönle, çünkü siz işi bildiğiniz için söylüyorum bunu, yani hani herhangi biri değilsiniz, bu konuda deneyiminiz var. Bu nevi yasalar gerekirse muhalefetin de desteğinde olacağınız yerden böyle bir girişimlerde, onları da kaçıracağız, etmiyorum. Bu nevi yönlendirmeler yapamıyor musunuz? Yani yönlendirme tabii yasaya direkt teklif verebiliriz ama tabii mevcut bir uygulama, bir politika var. Her aklına gelen bir yasa verecek olursa da bu işin içerisinden çıkma şansımız yok. Tabii ben üstün yetenekli çocukların eğitimleriyle ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlara bu konuda defalarca briefing'i verdim. Bunun ben gelişmeleri görüyorum. Bir yasal düzenleme, bugün için bile bir yasal düzenleme çıkarmadan da bunların bir yol alabileceğini biliyoruz. Tabii bir yöntem değişikliğine gitmek lazım. Alışılmışın dışında iş yapmak gerçekten zor. Yani bu da alışılmışın dışında bir hadise olarak görüyoruz. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum Fatih Bey de. Şimdi Osmanlı dediğimiz zaman hepimiz böyle bir titriyoruz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan bir hadise vardı. Yani Osmanlı kelimesi büyük değildi. O Osmanlı kelimesini büyük yapan Osmanlı'nın bir eğitim, bir iktisat, bir askeri politikaları, prensipleri vardı. Şimdi o dönemde bile Osmanlı'nın eğitimi farklı olmuş. Enderun mektepleri kurulmuş. Çok iyi eğitim varmış. Zaten ne zaman ki o eğitim çökmüş, Osmanlı çökmüş. Evet, yani o zaman devşirme, yani kendi coğrafyasında yetenekli çocukları bulmuş. Demiş ki bunları biz devlet olarak okutmak istiyoruz. Alırken de hiç kimseden zorla bu çocukları almamış. Annesine herkes vermek istiyormuş. Annesine tabii bir de annesine babasına tazminat ödüyor. Getiriyor, okutuyor. Devlet adına okutuyor. Yani Sokullu Mehmet Paşa bir Sırp çocuğudur, bir Hristiyan çocuğudur. Aynen. O çocuğu Mimar Sinan öyle. Aynen. Gelip bu ülkeye hizmet ettirmiş ve bu ülkenin büyümesine, imarını
tamamlamasına vesile olmuş. Şimdi bugünkü bizim politikamızda gerçekten çok fazla yol almak mümkün olmayacak. En güzel, en kaliteli üniversitelerimizden mezun olan gençlerimiz, devletimizin de teşviğiyle Batı ülkelerine bunlar master ve doktora yapmak için gidiyorlar. Ve bunların dönme oranı çok düşük. Yani Silikon Vadisi'nde bugün 5000 civarında Türk mühendisinin çalıştığı söyleniyor. Eğer biz bu geri dönüşümü sağlayamazsak, az önce üniversite kontenjanlarımızın boş kaldığını söyledim. İlk önce kendi evlatlarımızı bu üniversitede eğiteceğiz. Yurt dışından o kadar öğrenci getiriyoruz ki, onları eğittiğimiz zaman bunların geri dönmelerini gerektiren bir durum da yok. Niteliklerse, üretime katkısı varsa onlar burada eğitimlerine devam etmesi lazım. Şimdi bu Suriye krizinde 2010 yıllarında o zaman rektörlük yapıyordum. Tabii akademisyenler açıkta kaldı. Kriz patlayınca bu insanlar açıkta kaldı. Ve bunları ben üniversiteye kazanmak için çok mücadele verdim. Ama bizim, Suriye'de öğretimiydi mi? Tabii. Ve bugün bakacak olursanız yine Karabük Üniversitesi'nde çok sayıda Suriyeli öğretim üyeleri vardır. Şimdi onların yetişmesine hiçbir katkı sağlamıyorsun. Onlar doçent, profesör oluyor. Ve senin kendi yetişmesine emek sağladığın doçent, profesöre verdiğin ücreti vererek bu ülkede onların beyin gücünden faydalanıyorsun. Yani kendi evlatlarımızı başka ülkelere göndermek yerine başka ülkelerin yetişmiş elemanlarını bu ülkeye getirmediğimiz müddetçe dünyada rekabet etme şansımız yok. Yani her şeyde Batı'yı, Amerika'yı taklit etmek istiyoruz da bu konuda nedense çok aşırı bir milliyetçi yapıya sahibiz. Yani yabancı bir ülkeden bir profesör geldiği zaman bizim ülkemizde yöneticilik yapamaz. Ona bölüm başkanlığı yapamaz, yaptıramazsın. Ama şunla da övünürüz. İşte bir Türk Amerika'da veya Avrupa'nın ne ülkesinde rektör. Başka yerde olmayı onur meselesi yapıyoruz. Ama yetenekli birinin bu ülkeye hizmet etmesine de fırsat vermiyoruz. O zaman bilim sevildiği yerde gelişir, büyür. Bu haliyle bizim bilim ve teknoloji üretmemiz çok daha zorlaşıyor. Tabii bilim bir de özgür ortamda gelişiyor. Elbette o yüzden ki. Bilime mümkün olduğunca özgürlük sağlamak lazım. Özgür olursa ortam bilim insanı da gelir. Bilimsel özgürlük olursa o zaman beyin göçünü sağlayabiliriz belki. Tabii şimdi biz genç cumhuriyet yani Osmanlı'dan sonra buraya Anadolu topraklarında küçük bir toprak parçasına sığındık kaldık. O toprak parçasını kaybetmemek adına eski yaşamış olduğumuz travmalardan. Evet, travmalardan belirli bir yasal düzenlemeler gerçekleştirmişiz. Biliyorsunuz ülkemizde yabancı uyruklunun yani bir üniversitede misafir öğretim üyesi sözleşmeli olarak yapabilir. Ama o öğretim üyesine bir idari kadroyu, bir sorumluluğu verecek olursak kızılca kıyamet kopacaktır. Bunu yapmak mümkün değildir. Yani geçmişte yapmış olduğumuz, bak Enderun mektepleri diyoruz, Sokullu Mehmet Paşa diyoruz, beyin göçü diyoruz, yani eğitimin gücünü gösteriyoruz. Bugün bunları niye gerçekleştirmiyoruz? Bunu da yani dünyanın uzaydan birileri gelip de bize göstermeyecek. Geçmişten ders çıkaracaksak, gelişmiş ülkeleri örnek olarak alacaksak, onların yaptıklarını biz burada tekrarlayacak olursak bu başarıyı yakalamış oluruz. İktidarda siz varsınız. Evet. Bütün bunun üzerine bak. İnşallah bunların hepsi olacak. İnşallah 16 yıldır olmadı. Hadi bundan sonra olacak. Evet. Diye bekleyin. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ağzınıza, ediyorum. Sağlık. Karabük'le ilgili çok övgüler geliyor size Karabük'te yaptıklarınızla ilgili. Demek ki iz bırakmışsınız. Onun için kutluyorum. İnşallah Milletin Komisyonu'na da iz bırakabilirsiniz. Söylediklerinizi partinize, fikirlerinizi partinize uygulatma imkanına sahip olursunuz. Zordur biliyorum ama. Fatih Bey ben de çok teşekkür ediyorum. Ama bu müfredatla ilgili programları daha çok fazla yapacak olursanız bu ülkeye gerçek manada çok fazla katkı sağlayacağınızı düşünüyorum.
tekrar vallahi ben bilimle ediyorum. İlgili program yapıyorum. Müfredatla ilgili işte arada bir denk gelirse yapıyoruz. Evet. İnşallah yine yaparız. Keşke taraflar karşılıklı bir araya gelip daha rahat konuşsan ama genelde gerilim çıktığı için ben de böyle konu bir yerinize saplanıp kalıyor. Ben de onu çok istemiyorum. Böyle durumsuz evet. Bir bağırış çağırış oluyor. Rahat rahat konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, müfredatı konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını Adalet ve Kalkınma Partisi adına gelen Sayın Komisyon Başkan Vekili Sayın Burhanettin Uysal'ın da hem Cumhuriyet Halk Partisi suçlamalarına hem de benim sorularıma verdiği yanıtları dinledik. Pazar akşamı tek tek bilimde tekrar beraber olmak umuduyla. Hoşçakalın, iyi geceler.